Yani silahlı kuvvetlerde darbe olduğu zaman mutlaka mağdurlar vardır. Zihniyete uygun olmayanlar. 28 Şubat 1997'den önce de silahlı kuvvetlerin içerisinde Yüksek Askeri Şura kararıyla inançlı insanlar çıkarılmaya başlandı. Baskılar uygulanmaya başlandı. Örneğin 1995 yılının başıydı. İsmail Hakkı Karadayı 94'ün Ağustos'unda Genelkurmay Başkanı olmuştu. 94'ün aralığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının sonuçları bize ulaştı. Ben Tugay komutanıydım. Gelende benim birliğimden 14 assubayla 4 subayın ilticai faaliyette bulunduklarının tespit edildiğini, dolayısıyla bunlara ikaz yapılması gerektiğini, dönüş yapmayanlar, israr edenler tutumlarında silahlı kuvvetlerden ilişkin kesilmesini, haklarında işlem yapmayan komutanlar hakkında da işlem yapılacağını belirten Kol Ordu Komutanımız tarafından muhtemelen 95'in Şubat aylarında falan bize böyle bir emir tebliğ edildi. Aralık 1994'ün şurasında görüşülmüş bu. Dolayısıyla İsmail Hakkı Karadayı bu göreve planlı bir şekilde, yani irticayı öne çıkaracak, dini değerlerin gelişmesini engelleyecek bir sistemin içerisinde olmasını sağlayacak şekilde ya arkadan bir kısım bunu kontrol eden güçler tarafından getirildi. Yani Doğan Güreş'in görev süresi uzatılmasaydı o zaman Kara Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı olacaktı. Uzatıldı. İsmail Hakkı Karadayı oldu. Bunlar planlı mı oldu diyorsunuz? Planlı oldu. Yani Süleyman Demirel'in de rahmetli Özal'ın vefatını da buna bağlayabiliriz belki. Yani çünkü şüphe var. Suikast olduğuna dair bir kısım iddialar var. Dolayısıyla bunların hepsini de birbirine bağlayabiliriz. 28 Şubat 1997'de başlamadı. 28 Şubat'ın evveliyatı silahlı kuvvetlerin içerisindeki tasfiyelerle beraber ve bu üst kademedeki değişikliklerle beraber daha önce başlayan bir faaliyet olarak değerlendirmek lazım.